Bursa.com'dan mutlu günler diliyorum. Her hafta artık ve kaç programıyla sizlerle birlikte olacağız. Bursa Spor'daki ve spordaki tüm gündemi ele almaya çalışacağız. Tabii ilk programımız olduğu için özel konukları olsun istedik. Bursa Spor camiasının iki önemli ismi Eser Kardeşler ve Mustafa Gönder'i konuk ettik. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, teşekkürler. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Tabii TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Bursa Spor açısından işlerin çok da iyi gittiğini söyleyemeyiz. Son 4 haftada elde edilen bir 3 puan var. Kalan 8 hafta öncesi yeşil beyazlı takım neler yapacak? İlk 2 hedefini yakalayabilecek mi? Playoff yarışı nasıl geçecek? Bunları dilimiz döndüğünce değerlendirmeye çalışacağız. Bursa Spor'un önünde bir Balıkesir Spor maçı var. Ardından ise cumartesi günü Bursa'ya Bolu Spor konuk olarak gelecek. Tabii İstanbul Spor karşısında elde edilen bir beraberlik de var. Elde edilen sonuçla birlikte ortaya konulan performansın da yetersiz olması yeşil beyazlı camiada oldukça tartışıldı. İbrahim Üzülmez eleştirilen isimlerden bir tanesi. Sakatlığı süren futbolcuların da artık takıma geri dönmesi gündemde. Bunları hep birlikte değerlendireceğiz. Sor hocam, ne olacak bu Bursa Spor'un hali? Öyle başlayalım. Klasik soru. Klasik soru. Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Yani oyunsal olarak hiçbirimizi tatmin etmediğini biliyoruz zaten. En son ya ben Eskişehir maçında başladım bunları söylemeye de fazla da dillendiremiyoruz. Yani kaybedilen Eskişehir maçından sonra kazanılan Osmanlı maçı, Adana Demirspor maçı bile oyunsal olarak bizleri tatmin etmediğini söyleyebiliriz. Yani eğer ilk iki hedefliyorsanız başka bir şey oynamanız lazım. Kaldı ki yayından evvel konuştuk, bu gidişat yani bu oyun tarzı, bu isteksizlik yani bizi playoff yarışının dışına bile itebilecek duruma geldi. Senin de söylediğin gibi son 4 hafta 3 puan. 8 hafta kaldı. Bu bağlamda 6 puan alırız. Playoff'un da dışında kalırız. Şimdi onun için yarın ve cumartesi günü 2 tane maç var. Ne olacağını bilmiyoruz ama bu ikisini de kazanmamız gerekiyor. Bunu biliyoruz. Eğer bu 2 tane maçı kazanamazsak bizim ilk 2 ile ilgili değil de playoff'a nasıl kendimizi atacağımızı konuşmamız gerekiyor. Ama oyunsal anlamda iyi oynamıyoruz. Bursa Spor'da iyi gitmeyen şeyler var. Ya Altay ile oynuyorsunuz. Altay sizden çok daha iyi oynuyor, verimli oynuyor. Baktığınızda sahada ne oynadığını anlıyorsunuz. İşte İstanbul Spor'la oynuyorsunuz. İstanbul Spor bir şey oynuyor. Siz hala bir şey oynamıyorsunuz. Yani hani bu artık şeyde ne diyelim, büyük televizyoncular başladı ya, kaos futbolu var, kaos futbolu yeni bir şey çıkıyor. Ha bizimki o herhalde. Kaos futbolu oynuyor. Hocam bir de şimdi üst tarafa baktığımızda moral motivasyon anlamında en geriye giden takım biziz. Ama 4 haftada 12 puanın 3'ünü alırsan, ilk 2'yi hedefliyorsan normal değil mi bu? Yani şimdi biz burada bunları konuşurken muhtemelen onların ne konuştuğunu bilmiyoruz orada. Oyuncu atmosferi, hocanın durumu, hatta konuşulanlar işte yeni hocalar yazılıp çiziliyor. Evet. Bu şartlarda bu takım yarın maç oynayacak. İbrahim Hoca işte beraberlik çağrısı yapıyor şehre. Yani iyice böyle bir handikapa girdik gibi duruyor ama buradan yine çıkaracak. Bu teknik heyet ve oyuncular. Yani yarın kazanırsınız, cumartesi kazanırsınız. Diğer sonuçlara göre baktığınızda kaldı ki son 2 haftada 2 defa şans geldi elimize. Evet. Yani Erzurumspor'un evet, berabere kalması. Evet. Puan farkını azaltacağız. Üstelik bizden önce oynuyorlar. O skoru alarak çıkıyoruz. O moralle, o bilgiyle çıkıyorsun. Ya hiç taktik maktik yok. Beyler Erzurum 2 puan kaybetti. 2 puan daha yaklaşacağız değil mi Mustafa? Öyle bizim zamanımızda öyleydi. Bu kadar teknik evet, taktik yoktu zaten. Onu bile yapamadıktan sonra bir sıkıntı var. Düzeltecek yine oyuncu kardeşlerimiz. Söylenecek bir şey yok. Hocam ne olur sizce? Yani 2-2 konuşurken bir anda hocam da dediği gibi yani playoff bir anda tehlikeye gelmeye başladı. Bugün 8. sıradaki Ümraniye Spor'la aramızda 3 puan fark var. Evet. Yani şimdi üstle de makaslar, altla da makaslar. Yani biz hedef olarak ilk 2'yi koyuyoruz. Evet. Olmamız gerekiyor. Camia olarak, takım olarak, kulüp olarak. Hani bu şehir olarak ilk 2'ye girmesi gerekiyor. Bir de şunu söylemek lazım. Yani bu seneki işte 1. Lig, Türksel evet, Süper Lig. TFF 1. Lig'e ne geçiyor? TFF 1. Lig. TFF 1'de hiç alışamadım zaten ona. takımlar gerçekten hani böyle uçan bir takım yok. Yok. %100 katılıyorum. Bu alır götürür yok. Evet mi? Yani bu takım evet ya iyi kadro kurmuş, iyi oynuyor. Yani bütün maçlarını alır, sürüklese eder, ligi bitirir diyeceğim bir takım yok. Bu aradan bir sıyrılamadıysak ki işte son 3-4 hafta gerçekten hani can yakan puan kayıpları yaşadık. Evet. Böyle bir durumda playoff dışına kalmayı da konuşmak gerekiyor. Yani ne olur, kalırsa ne olur. Playoff'a kalıp da oradan çıkamazsan ne olur. Şimdi herkes maddi anlamda kulübün
Süper Lig'e çıkması kurtuluşunun ilk adımı diye bakıyor. Evet, evet. Şimdi biz bunu sezon başında da konuştuk. Hatta ben başkan, hani aile dostumdur. Dışarıdan dostane sohbetlerimiz arada oluyor denk geldiğimizde. Ona sordum ya, dedim hani tut ki çıkamadı takım. Bir B planı var mı? Yok. Yok. Bir sistem kurulmuyor. Herkes son kurşunumuz var. Son kurşunu Süper Lig'e hedefledik. Oraya atıyoruz. Son noktada, geldiğimiz noktada şimdi Yalçın Hoca'yı gönderdik. İşte neden gönderdik? Takım baskılı oynamıyor. Puan kazanıyor ama işte ecel terleri döküyoruz. Bu şekilde lige çıkamayız diye gönderdik. Şimdi İbrahim Hoca geldi. İlk haftalarda şöyle bir değişim oldu. Herkes bir coşkulu gibi gözüktü. Ama sistemde hiçbir değişiklik yok. Yine baskı kuran bir takım değiliz. Yine pas yapan bir takım değiliz. Arkada en fazla pas yapan Çağlar. Yani en çok topla buluşan Çağlar yani. Oyun kuranı o. Şimdi böyle bir pozisyonda sakatlarım var. Evet, kabul ediyorum. Kadro kurmakta zorlanıyor olabilir. Ama takımın karakteristik bir baskılı oyunu yok. Coşkulu oyunu yok. Gol yedikten sonra bir kıvılcım gibi bir baskı kuruyoruz. Orada golü bulursak beraberliği kurtarıyoruz. Yani ligi böyle götüremeyiz bir kere. Böyle gitmeyeceği için de bir şeylerin yapılması lazım. Bunu yapacak olan da az önce Eser Hocam'ın söylediği gibi oradaki teknik ekip, ya da teknik ekip değişecekse başkan, hani oradan silsile olarak iniyor. Başkan, sportif direktör diyeyim, isim vermeme gerek yok. İşte hoca, ekibi ve oyuncular. Hocam bir de şey var mesela, sportif direktör demişken herkese fatura çıkıyor. Yönetim eleştiriliyor. Teknik adam biraz önce dediğiniz gibi Yalçın Koçkavaltetti, İbrahim Yılmaz geldi eleştiriliyor. Futbolcu eleştiriliyor. Madem futbolun başında birisi var, sportif direktör, ya bu arkadaşa hiç dokunulmuyor. Dokunulmazlığı var demek ki. Evet yani. Ya şimdi yani, futbolun, ya şimdi sportif direktörse hocam. En güzel yorum o. Hocam sportif direktör derken yani teknik direktörün de üstündedir. Yani, bazı şeylere karar verme mercidir mesela, öyle değil mi? Allah, şimdi bu konu o kadar böyle aslında yara bir ki, yara durumda ki. Birincisi ben ismi geçenlerden biriyim sportif direktörlükle alakalı. Yani yapacağım yorumlar biraz böyle kendine yontuyormuş gibi görünebilir bazılarına ama beni tanıyanlar hani oraya oynamadığımı da biliyorlar. Çok açık yüreklilikle söyleyeyim. Ben bu sportif direktörün Bursaspor'da varlığını hazmedemiyorum. Yani istemiyorum. Çünkü Bursaspor diyoruz, yapı kurulması gerekiyor diyoruz. Profesyonel anlamda bir şeylerin yapılması gerekiyor diyoruz ki 4-5 senedir, 6 senedir hatta Bursaspor'un böyle adım adım aşağıya geleceğini hepimiz görüyoruz. Görüyoruz. Şimdi burada bir hamle yapılıp bu şehrin bir şeyler çıkartması, kahraman çıkartması gerekirken biz hala isimler değiştiriyoruz ama yapıyı değiştirmiyoruz. Yapıyı değiştirmiyoruz. Onun adamı, bunun adamı işte dokunulmazlığı verdi dersler hocam. Yani çok böyle bel altı vurmak da istemiyorum. Saygı duyuyorum. Bulunduğu pozisyona saygı duyuyorum. Yani şahıs olarak söylemiyorum bunu. O yüzden çok böyle kırıcı bir şey söylemeyeceğim ama ben yakıştıramıyorum. Hocam bilmiyorum yani, dışarıdaki insanlar daha hoş mu gözüküyor, güzel mi gözüküyor? Genel anlamda söyleyeyim. Teknik direktör, komşu, sportif direktör. Komşuya kaz gözüküyor. Yani böyle bir yapı da var. Şimdi oynarken de böyleydi. Bıraktıktan sonra da böyle. Ben bu kadar işin içinde değilim, dışarıdan da böyle. Biraz biz doğruları söylüyoruz, dilimiz keskin oluyor. Onun için de tukaka oluyoruz. Evet. İşin doğrusu bu. Evet. Yani hiç mavi boncuk falan yok. Yani Mustafa'nın söylediğine kadar, kim ne kadar yapıyorsa ben de o kadar hocalık yaparım. Hani diyor ya, hazmedemiyorum. Evet. Kim ne kadar hocaysa ben de hocayım derim bunu. Her yerde de derim. Ama dediği gibi Bursaspor'la hiç işim olmadı, olmayacak. Kimsenin kapısında yatmam. Verilen sözlere de bakmam. Ama ben Bursaspor'luyum. Bursaspor'un başarısını istiyorum. Burada işte isimlere takılı kalmıyoruz biz. Belki de suçlulardan biri de bizleriz. Ay ne yapıyorsunuz ya? Kim bu adam? Niye getiriyorsunuz? Demeliyiz aslında belki de. Ya işte bak, bunu demeyişimizin bir sebebi var. Yani muhtemelen sen de aynı yerde takılıyorsun. Hani bencillik, ego gibi görünmesini istemiyorum. Ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Yani ben Bursaspor'a herhangi bir göreve talip olamam. Evet, bana bir teklif gelir, doğru. Otururum. Doğru. Kendi düşüncelerimi ve kendi doğrularımı masaya yatırırım, çerçevemi çizerim. Karşı taraf bunu kabul ediyorsa okeyleyebilirim. Hani Bursaspor'dan geri kaçmak değil bu. Ama tutup da birinin altını oyup veya birini kötüleyip işte ben yaparım falan tarafına da geçmek çok böyle ince bir çizgidir o. Yani orada yürümeyi biz hani efendi tarzıyla durup
Onu becermeye çalışıyoruz ama... Oh, beceremiyoruz. Evet, yani baktığımız zaman belki de Bursaspor'a bu anlamda biz de zarar veriyoruz. İşte onun için diyorum. Yani bazı şeylere şöyle, hiçbir beklentimiz yok, hiçbir görev istemiyoruz. Yalnız bu göreve getirdiğiniz adama da karşıyız kardeşim. Evet. Onun hiçbir özelliği yok. Evet. Niye getiriyorsunuz? Bize de bir anlatın bilelim. Evet. Bizden daha mı bilgili, işte Bursa çocuğundan ya da... Fark etmez, kimin olduğu önemli değil. Aynı Yalçın Hoca da gelirken şimdi ismi geçen bir sürü hoca var. Anlatın. Hı. Yani niye getirdiğinizi anlatın. Çünkü biz Yalçın Hoca'yı nokta bunun için getirdik. Çünkü Yalçın Hoca aşağıya altyapıya çok önem veriyor. Oradan o gibi anlatın millettir. Bak Mustafa'nın söylediği bir şeyi ben daha evvel başka yerlerde de söyledim. Bu son kurşun. Eskişehir Spor Mustafa Denizli ile Sayın Denizli ile çıkamadı. Çıkamadıktan sonra halini görüyorsunuz. Evet. Şu anda ikinci lige düştüler. Yani belki matematiksel olarak düşmedi ama düşecek. Sonrasını bilmiyoruz. Örnekler var. Kocaeli hala çıkmak için Göztepe yaşadı işte. Göztepe amatör takım satın aldı falan filan. Tabii. Yani onun için ne olduğunu bilmiyoruz. Bu tarafta kocaman kocaman bir borç batağı. Böyle bakınca seyircilerimiz görüyor mu bilmiyorum. Burası o kadar güzel bir yeşil alan ki. Ama buradan benim izahımda da 15 katlı binalar var. Yani Bursaspor'un önünde öyle binalar var şu anda. Tabii. Çıkınca da bitmeyecek her şey ama çıkalım. Çıkalım ki bir yudum bize zemzem suyu olsun diye düşünüyoruz ama çok açık ve net. Yani şu görüntü böyle daha 5-6 hafta evvel söylediklerimiz gibi ya da İbrahim Hoca'nın ilk geldik gibi süt liman değil gibi gözüküyor. Ama şu var hocam mesela sonuçta atıyorum bir sportif direktöre göreve gelmiş. Yani burada sportif direktörü tartışıyoruz ama onu göreve getiren kişiyle tartışmak gerekiyor. Sonuçta bu görevi birileri veriyor. Şimdi bak ben hep şunu söylüyorum. Ben hiç kimse, ben sportif direktörü tanımadım, konuşmadım. Mustafa daha iyi tanıdı. Ama beni o ilgilendirmiyor. Benim bir görüşmem oldu. Öyle değil. Bir kere hani... 5 dakikalık bir görüşme mi oldu? Bir daha da hani yanlış anlaşılmasın, çay içmem yani. Piramidin en yukarısındaki bakın finalde ne hoca kalacak, ne sportif direktör kalacak, ne oyuncular kalacak. Sadece başkan kalacak. Bakın kaç tane hoca değiştirdik ya da bilmem ne. Bütün yük Sayın Ali Ayda değil mi? Öyle. Evet. Alttaki isimlere kimse bakmıyor. İkinci başkan kimdi? Tabii. Geldi batırdı gitti diyorlar. Aynısı olur. Hiç kimse öbürü de der ki zaten yapamayacaktık. Ben de buraya kadar geldi. Burada herkes ceketini alıp gitmiştir abi. Kalan yine biz deriz. Dışarılarda oynarız ama bizim ceket hep sandalyede asılır. Ya Mustafa'nın dediği gibi yarın inşallah öyle bir şey olmaz. Batağa sürüklendiğinde de iş bulunamazsa. Ya ben yıllardır hep aynı şeyden bahsederim. Fedakarlık mı yapacağız? Buyurun fedakarlık. Ne istiyorsun? Mustafa demin söyledi. Kaleci antrenörü. Ben geleceğim. 2 sene bedava çalışacağım. Var mı çalışacağım? Fedakarlık yapacağız. Ya bir maaşını alamadım millet isyan ediyor. Tabii. Ya bunları artık o yapılanma böyle. Çıkamayabiliriz 2 sene ya. Ama 2 sene sonra çok güçlü gelebilir Bursaspor. Haksız mıyım? Aynen öyle. Hani nerede bizim altyapı? Plan programı koymak lazım. Canım. İşte Mustafa onu anlatıyor ya. Geliyor sistem gidiyor isimler gerekiyor. Değişiyor ama sistem yok. Yapı yok, o yok, bu yok. İşte kulübün başındaki kişinin bunları çıkıp camiaya 3 seneyi 5 seneyi neyse. Yok sayalım ama benim yapım bu. Ya bunu bu şehir kabul eder aslında. Eder, yani anlaşılmayan nokta bu. Yani bu şehirde çıkıp da birisi gerçekten inandırıcı bir şekilde bunları açıklasa. Arkadaşlar bizim 600 milyon gibi, 500 milyon gibi neyse yani tam güncel rakamı bilmiyorum ama bu kadar bir borcumuz var. Biz bu sene lige çıksak da kuracağımız kadroyla anca giderleri karşılayacağız. Yine bu borç baki kalacak. Gelin biz yapılanalım. Kendi yetiştirdiğimiz oyuncuları satalım. Bursaspor'un para kazandığı, en büyük paraları kazandığı nokta oyuncu satışıdır. Yani hem oyuncu satarsın hem yetiştirdiklerinle cüzi miktarlara kadro kurarsın ve ligden de düşmezsin yani. Bu Bursa şehri öyle oyuncular çıkartır ki Süper Lig'den düşmez o takım. Şimdi bu radikal bir değişimdir. Yani bunu yapmak için gerçekten hani böyle sağlam bir başkan, sağlam bir yapı, doğru isimler, doğru bir ekip. Çünkü hani atıyorum Eser Hoca'yı getirdin, sportif direktörü dedi. Şimdi Eser Hoca bunu değiştiremez ki. Eser Hoca da altına bir ekip kuracak. Tabii. Güvendiği insanlarla çalışacağı, işte sistemi kurabileceği bir ekip kuracak. Yani bu benim için de geçerli, senin için de geçerli veya oradaki arkadaş için de geçerli. Ama şimdi kaç senedir sportif direktörlük dilimizde dönmeye başladı Bursaspor olarak. Hangisi ekip kurdu ve hangisi sistem koydu masaya? Hangi sistemde oynuyoruz biz? Altyapımız hangi sistemde oyuncu yetiştiriyor? Hangi sistemi yukarıya enjekte ediyoruz? Nasıl bir oyuncu çıkartıp pazarlama metodumuz var? İşte Burak Kapacak çıktı kendi başarısıyla, çocuk şans buldu, oynadı. Şimdi biz
Hep böyle kaosla gidiyoruz ya. Tesadüfen gidiyoruz. Ama bakıyorsun 17 yaşındaki adam Borussia Dortmund'da harikalar yani yaratıyor. Bu proje oyuncu yani. Proje takımından çıkmış. Projenin içinden çıkmış bir tane örnek. Bir sürü örnek veririm ben sana. Portekiz'de veririm, Belçika'da veririm, İspanya'da veririm, Almanya'da veririm. Bizim Türkiye'de menajerlerin kucağında kulüpler al gülüm ver gülümle devam ediyoruz maalesef. Menajerler daha ötesine her şeye, oyuncuya karışıyor, seni borçlandırıyor, futbolcuya karışıyor. O hoca olmaz diyor, bu hoca olacak. Neden? Ya, kuyruğun çünkü onun altında. Altlıklarda da böyle Mustafa. Gidiyorsun evet. Menajer diyor ki, hocam transfer listem var mı? Var diyorsun. İşte seyrettirmişsin, hala seyrettiriyorum ben. Hocam diyor onları bana ver. Ne? Ben onlarla anlaşayım. Evet. Ben öyle onlarla anlaşayım. Ben oyuncuyu bire mal edeceksen, oyuncu geliyor kulübe 2 liraya. Yani öyle o hale geldi iş. Hiç kimse ama ne diyor bu falan demesin ha, işin gerçeği bu. Ben menajer ismi vermeyeyim. Ben yaşadım bunu ya. Yani rahmetli İlhan Cavcav direkt beni aradı. İşte Bursaspor'la transferim, Bursaspor'dan transferim söz konusu. Görüştük, anlaştık. Menajerim var mı dedi, yok başkanım dedi. O dedi, çok sevindim dedi. Yani parayı da konuştuk. Her şeyi telefonla hallettik. Ertesi gün ben gideceğim Gençler Birliği'yle antrenmana çıkacağım. Akşam beni menajer aradı. Mustafa dedi, Gençler Birliği'ne gitmek ister misin? Dedim isterim abi. Ondan sonra ya tamam dedi, işte biz dedi şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Seni dedi Gençler Birliği'ne götüreceğiz. Abi dedim dalga mı geçiyorsun? Hani biz dedim bugün başkanla görüştük. Ama dedi oradaki hoca bizim hocamız. Yeah. Hani senin dedi bizimle gelmen daha artı olmaz mı senin için? Hani açık. Şimdi ben bunu yaşamış bir adamım. Yeah. Ben dedim abi istiyorsa oynatmasın, sıkıntı değil. Yani ben böyle bir çarkın adamı değilim. Ben verdiğim sözün arkasındayım. Ertesi gün gittim ben başkanla beraber imzamızı attık, bitirdik. Yani hani sistem maalesef böyle. O dönem ki şimdi çok daha fazla ileri boyutlara gitti. Aynen öyle maalesef. Ya işte dediğiniz gibi hocam yani Bursaspor'da artık baştaki kişinin bazı şeylere net karar vermesi gerekiyor ama bu yönetim anlayışıyla da bu zormuş gibi duruyor. Yani saha içerisinde duyulan duyulmayan o kadar çok şey var ki bizim duyduklarımız var atıyorum. En son mesela şunu duydum. Özer'in 5 maçlık cezası. Hı hı. Özer Adana Demirspor maçında bir kırmızı kart görüyor. Normal kırmızı kart 2 maç galiba değil mi hocam? Evet. 2 maç yani direkt kırmızı 2 maç. Maç bitiyor. Hakem koridorda. Özer hakemin yanına gidiyor. Orada bir şeyler söylüyor. O söylediği şeyleri rapor ediyor hakemle. Şimdi Özer'in oraya niye, maçtan sonra Özer'in yani oraya niye gider? Özer'in gitmesini geçtim. Özer'in niye gitmesini niye engelliyorlar? Evet. Şimdi sportif direktör var. İbrahim Hoca'nın teknik kadrosu var. Tamam da o kadar da değil. Benim yok yok bir sürü şey var hocam. Tamam da hayır ya Özer bak Burak olsa ya da Emir yani Özer gibi bir adam oraya niye gider? Ama Özer'i bile bile hocam aldım. Özür dilerim bak bir dakika. Bile bile aldım bak, ama tamam bak bir şey değil mi? Oraya gidecek hocam özür dilerim yanlış bir iş yaptım tabii, der tabii. Olayı geçiştirir hakem de teşekkür eder. Sen şimdi daha oraya gidip onları yapıyorsan bu işte başka bir iş var derim ben. Yani oraya gelir şimdi bak Burak yapsa bir şey demeyeceğim ama bu çocuk bu akşam Osmanlı Spor'dan gencecik. Evet. Mesela 2001 doğumlu çocuk atıldı ama neler sayıyor evet. Neler yani ikinci sıradan atıldı. Bak bunu anlarım tutarım evet. Kulağından ona da anla oğlum ne yapıyorsun. Seyirciye şey yaptı bak bu tamam. Ateşli bir genç adam. Ama Özer gibi tecrübeli bir adam. Selçuk gibi. Ama şu anda şey var. Şimdi ben mesela bu haftaki maçta şunu çok net gördüm. İnanılmaz baskı var oyuncularda. Her evet. Pozisyona çeneleri çalışıyor. Yani ayaklarından çok bu hafta çenesi çalıştı. Bütün hepsinden. Yani camia baskısı değil mi hocam? Tabii bir baskı var. Camia baskısı var. Tabii onlar da farkında. Yani bu sene bu takımı çıkartmak mecburiyetinde hissediyorlar kendilerini. Ama bunu o baskıyı öyle bir üzerlerine vermişiz ki hani burada suçlu ben şehir veya taraftar veya ortam demiyorum. Hani futbolcuların üzerinde ciddi bir baskı var. En ufak bir hatada. Ufacık bir faulde, ufacık bir taç yanlışında 4-5 kişi itiraz edip böyle bir gergin hava var. Yani bu hani derler ya takım şeyidir. Hayır bu o değil. Yani başka benim şey. İzlediğim bu başka bir şey. Bu bir gerginlik ve baskıyı atamam üzerinden. Yani bence o Mustafa'nın dediği panik havası çocuklarda. Panik. Yani onlar da kuşun ellerinden gittiğini yavaş yavaş görüyorlar ama burada şunu da yapmalılar. İşler iyi giderken, her şey iyiyken iyiydi. Yani tabii. Burada da bakın profesyonel oyuncu başka bir şey ya. Ya buna küçüğü büyüğü artık ben bilmem. Burak da profesyonel oyuncu değil mi tabii, benim tabii, için? Tabii. Emirhan da profesyonel oyuncu, Selçuk da. Öğrenecekler, kendilerini geliştirecekler. Kaldı ki bunlar geçen seneden de oynayarak gelen oyuncular. 3-5 tanesi. O yüzden
Yani evet bu şehir, yani ne diyoruz, şampiyon apoletimiz var. Zaten bu senin üstüne bir baskı oluşturuyor. Evet. Niye Bursa Spor'u tercih ettin? Şehrin futbolu sevdiği için, üstelik bu kadar borca belki de paralarını alamayacağını bile bile geldi. Ya böyle bu iş. Bu Selçuk için de geçerli, Özer için de geçerli. Yani şimdi birlik olma zamanı. Ama sahada birlik olma zamanı. Dışarıda biz hep söyleriz, Mustafa da bilir. Beyaz çizginin dışında kim ne yaparsa yapsın, beni ilgilendirmiyor. Ama içeride oyunsal anlamda da büyük sıkıntı var. Yani biz oyunsal olarak bu oyunu çözemiyoruz. Vur evet. dibine, koş peşine, ele iki maç kazanırsın. Aynen öyle. Sonrası olmaz. Bir şablonumuz yok bizim. Şu anda benim gördüğüm o. Ben kaleciyim. Mustafa daha benden. Haksız mı Mustafa? Yani buradan geldim, kanattan bindirdim, içeri girdim. Tabii. Hiçbir şey yapmıyoruz şu anda. Ya şimdi şunu söylemek lazım. Yani bu sene oynadığımız maçlara bakın. Son böyle tesadüfen kazandığımız gollerle, son dakika golleriyle, işte kötü oynarken aldığımız maçlarla üst üste koyun, Bursa Spor hiçbir şey oynamadı bu sene. Yani çok doğru oynamadı ya da öyle doğru söyleyeyim. Beklentinin çok çok altında gidiyoruz. Tamam, biz deriz bazı zaman kötü oynayalım, bu maçı kazanalım ama bir maç içindir. Tabii. Yani Adana Demirspor maçını kötü oyna, kazan. Çünkü önemli bir maçtır. Ama senin Eskişehir Spor, Osmanlı, İstanbul, ne bileyim Ümraniye'de, Altay, İstanbul aldı bu maçları, evet, kötü oynamalı. Bunları bak, o takımlar sana karşı dirençli olacak zaten. Kaldı ki son 3 tane maçını ben izledim İstanbulspor'un. Ne oynadığı belli. Onu çözüp sahaya çıkarsan işi bitirirsin. Çözemezsen de böyle tesadüf bir golle, işte beraberlikle falan ile gelen bir puana sevinmek zorunda kalırsın. Peki hocam nasıl olacak bu iş? İşte, ne yapmalıyım ben üzülmez? Bence bak en başına döndük. O ne hoca? Şimdi oyuncularla hoca yaşıyor. Yani hocayı da hepimiz tanıyoruz. Futbolcundan da tanıyoruz. Ben Karabük'te de birlikte oynadım onunla. Yani coşkulu bir adam. Evet. Bu coşkusunu geçirecek ama coşkusunu geçireceği adamlar da çok. Bir tarafta ufak, bir tarafta çok yaşlı. Oyunsal bir şey anlatması lazım. Ve çıta çok dar. 8 maç. Orada tabii da 24 puan var. Yani bunun 15'ini, 16'sını, 17'sini almalıyız ki sonunda beklemeliyiz. Tabii. Erzurum ne yapacak? İlk iki için konuşuyorum. Sonrası playoff. Playoff zaten ayrı bir dünya. Çok ayrı bir dünya. Yani o farklı. İlk iki. Ha, ilk iki için şansımız ne diyorsan ben %30 diyorum artık. Çok açık ve net. Evet, yani bu oyunla baktığımız zaman hani realite onu gösteriyor. Ama bu şehir, bu forma farklı bir şey ya. Yani hiç ummadığın zaman yarın geri gelebilir diyoruz. Evet, yani umut bitmiyor. Hani bizim bitmiyor, şehrimizde tabii. Taraftarda da umut bitmiyor. Bizlerde de umut bitmiyor. Ama ben şöyle bir eleştiri yapmak istiyorum. Mesela Yalçın Hoca için de aynı şeyi söylerim. İbrahim Hoca için de aynı şeyi söylerim. İkisi de şunu enjekte etmeye çalıştılar taraftara ve şehre. Bu lig işte ne olacağı belli olmayan bir lig falan filan. Hani bu ligde ne olacağı belli olmaz. İşte her şey olabilir. İşte zor bir lig falan. Hayır ya, sen kendi takımını çok doğru kurarsan bu ligde alır götürürsün. Yani öyle bir takım yok ki. Hani ekstra iş yapacak, sürpriz yapacak takımlar var. Sen o sürprizlerini az önce söylediğin gibi İstanbulspor'u 2 maçını izle, 3 maçını izle. Hani nereden seni vuracağını bilirsin. Ama bizim kendi bir oyun formatımız yok. Yani çok doğru oynamıyoruz biz de oyunu. Defansı doğru yapmıyoruz. Zaten defans oturmadı. Hala kimin nerede oynadığını bilmiyoruz. Orta sahan çok iyi pas yapan, hızlı pas yapan bir takım değil. İnanılmaz statik ve durağan oynayan bir yapıyla sen baskı kuramazsın. Hızlı da pas yapmıyoruz. Oyunu, rakibi de yormuyoruz. O alıyor, ona veriyor. Hiç kimse kaçmıyor. O boştaysa ona veriyor. Yani böyle oyunu hareketlendirecek bir yapı kurmadılar. Yalçın Hoca'yı da burada eleştirebilirim. İbrahim evet. Hoca'yı da. Yani ki ben Yalçın Hoca'yla da görüşüyorum. Severim de. Hani ona da bazı şeylerde, kendi düşüncemde Bursa Spor'dan ayrıldıktan sonra düşüncelerimi de birebir anlatmış bir insanım. Yani arkasından da konuşmuyorum. İkisinin de Bursa'ya enjekte ettiği şey beni rahatsız etti. Yani bu lig zor bir lig. Peki, hayır, bu lig zor bir lig değil Mustafa, ya. Mustafa, ikincilik çok mu kolay? Yani ikincilik aynı değil mi? 8 puan öndeki Manisa takımı. Tabii. Şimdi düştü, o kadar geriye Samsun'un peşine. Tabii. Abi her lig kendine göre zor. Aynen öyle. Kaldı ki böyleyse daha da iyi. Herkes herkesi yeniyorsa, dediği gibi senin bir şablonun varsa yürü git. Gidersin. Ya, yürür gidersin ya. O kadar basit. Yani biz bunu beceremedik. Bizle birlikte bunu Akhisar da beceremedi. Evet. Kabul ediyor musun? Favoriydi mesela benim. Hayır, hiçbir tanesi beceremedi. Yani Hatay diyoruz, Hatay'ın da çok böyle bir şey yok. Erzurum'un da yok. Akhisar dediğin gibi o şekilde. Karagümrük iddialı girdi. Hatay o değil. Tuttu
7-8 haftayla hala onun ekmeğini yiyor. Bir de bizim kötülüğümüzden yani bizim ve Akhisar'ın. Hocam geçen sene mesela bu anlamda Gençler Birliği ve Denizlispor gitmişti. Aynen. Bu sene giden yok ama mesela. Bir şey vardı. Var, ben bak ben şampiyonla oynuyorsam beni rakip ilgilendirmiyor. Tabii. Ben kendi oyunumu oynarım, kendi takımımı kurarım. İşte Seleznov'la ne oynayacağımı bilirim ya da Kubilay'la ne oynamayacağımı bilirim. Ona göre davranırım. Ama hocam işte takım da yani şey kurulmamış. Yapılan transferlere bakıyorsun. Mesela paramız yok diyoruz hocam. En önemli yok, şey yok. Şu kadro planlaması. Tabii. Son güne, son haftaya işte transfer tahtası açılmadı. Ondan sonra saldırdılar. Boşta olanlara işte o olacak. Her boşta olanı aldık o zaman. Öyle hocam zor durumdayız mesela. Maddi olarak ne diyoruz? Zor durumdayız. 600 milyon lira borcumuz var diyoruz. 15 tane bizden transfer fazla mı? Transfer yapan diyor hocam. Bak, 15 tane transfer yapan. Acaba transfer ya tamam o ana kadar şöyle olmuyor mu? Olmalı değil mi? Ben hoca olarak kim? Yalçın'la başladık değil mi? Yalçın hoca geldiğinde elinde bir liste vardı muhtemelen. Tabii. Doğru mu? Yani son güne kadar o adamların hepsi gitmediyse oradan 3-4 tane gitti. Hepsi gitti. Çoğu yani gitti. Böyle bir sıkıntımız var bizim. Evet. O zaman ne oldu? Aynı tipte biz mesela 3 tane oyuncu almak zorunda tabii. kaldık. Hatta 5 tane aldık. Peki yanlış değil mi? O zaman birini alsaydım. Yani alamadım birini alsaydım. İşte bir de kim karar veriyor hocam bunlara yani? İşte kadro planlaması derken kim karar veriyor? Devre arasında 5 tane transfer yaptı Bursaspor. Ya şimdi ikinci yarı pardon. 2 tane şeyimiz var. Hem bir yandan kendimizi sıyırıyoruz, onlar karar veriyor diyoruz. Bir yandan da işte insanın içinde bir bursalılık var ya. Hani biz niye burada buna hayır demedik i̇şte tarafı da var. Başında ama işte bunu hayır dediğin zaman karşı taraftan alacağın bir şey, tepki, bir yaptırımın yok. Sanki bir şey bekliyormuşum gibi oluyor. Evet, sadece kamuoyu oluştururuz. Kamuoyu oluşturduğumuz zaman da bizim ismimiz de kirlenebilir endişesindeyim ben. Yani ben bunu yaşamak istemiyorum. Hani ben şunu istiyorum. Bursa Spor çok iyi gitsin, bize ihtiyaç olmasın. Ama Bursa Spor'un çok iyi gitmeyeceğini de bu yapıyla görüyorum. Bir gün bize ihtiyaç olacak, inşallah işte o ihtiyaç olduğu zaman da çok geç kalınmış olmaz diyorum. O şekilde gidiyoruz yani. Zor ve kritik bir süreç hocam yani. Ne olursa olsun biz, ama çıkması önemli tabii ki ligi. Ya çok bak önemli. Şöyle, en çok inananlardan biri benim. Yani değişimin iyi geleceğine de o zaman Yalçın Hoca'nın yine bir programdaydık biz Serkan'la. O an değişti. Ben Yalçın Hoca'nın hani şehirle uyumsuzluğundan değiştiğini düşünüyorum. Adam giderken üçüncü müydük? Evet. Artık üç puanımız silinmişti. Olsaydı evet, ikinciydik. Evet. Şimdi yani kaşın gözün iyi, işte başın kaşın oynuyor. İyisin oynamıyorsa iyi değilsin modunu bırakmamız lazım. Ya yani kimisi işte yani Dorda Miliç'e demişler ki niye çıkıp bağırıyor? Ben her şeyi demiş söylüyorum soyunma odasında. Niye deliler gibi bağırıyor? Hani? Tam tersi Yılmaz Özcan'da onu yaşıyor, hala yaşıyor. Kalp krizi geçirecek adam. Evet. Farklı format. Yalçın Hoca da farklı, İbrahim Hoca da farklı. Ama takım olarak baktığımızda Mustafa'nın dediği gibi her şey aynı yine. O ilk 1-2 hafta coşku, evet, evet. O şehrin coşkusu, o oyuncunun coşkusu ama yine eski halimize döndük. Ama bu eski hal bizi son 8 haftada uçuruma... Bak ilk 8 haftada kurtarıyorsun ama son 8 haftada uçuruma... Çok basit ya. Salı cumartesi rengimiz belli olur. Evet. Değil mi hocam? 6 puan... Bizi tekrar bir daha geliriz Mustafa ile konuşuruz başka bir yere getirir. Tabii tabii. Ama oradaki 2 puan ya da 3 puan bile belki bizi daha farklı formata sokar. Öyle bir durum var yani. Şimdi bak Ümraniye takımı sana yenilmedi gitti Altın Ordu'yu yendi. Hop iddialı duruma geldi playoff için. Tabii. Playoff iddiası olan takımlar da yükseldi. Herkes onu kovalamaya başladı. Ya bir de rakipler sürekli birbiriyle oynayacak. Sürekli oynadılar. Bu hafta da zorlu maçlar var mesela. Yarın. Güzel de onlar birbiriyle oynarken biz rakiplerimizi çıkamadık yenemiyoruz yani. Ki. İşte ilk başta söyledi ya yani bir de bizden önce oynuyorlar. Puan kaybediyorlar. Biz bunu avantaja çeviremiyoruz. Motivasyon kaynağı da o baskı da kötü işte. Hissettiğimiz baskı da biraz o. Ya hocam profesyonel mesela ya şimdi baskı olur mesela. Şimdi Bursa gibi şehre geliyorsanız baskı mutlaka var. Evet. Hocamın dediği gibi para zamanında alamayacağını da bilirsin. Ama profesyonellik de burada çıkmıyor mu hocam? Biraz kulağını mı tıkamak mı denir bu? Kafanı takmamak mı denir? Bak bu öyle bir şey değil. Yani bunu yaşayarak öğreniyorsun. Bir de eğer doğru desteği bulduysan, yani ben mesela 20 yaşındaydım. Turgay Biçer'le çalıştım mentor olarak. Mentor. Benim maça hazırlanışım değişti. Stada çıkışım değişti. Dinlenme şeklim değişti. İşte dinlenme saatlerinde okuduğum kitaplar değişti falan filan. Hayatıma bir değişiklik verdi ve hani o anlamda o çıtayı doğru bir şekilde götürdüm. Ama şimdi ben bilmiyorum buradaki çocukların kaç tanesi bir mentor desteği alıyor. Yok hocam zannetmiyorum. Ama çok ciddi rakamlar kazanıyorsunuz. Yani bunun bir tarafını da kendine yatırım yapacağın, kendini donatabileceğin, bu baskıyı kırabileceğin. Şimdi ben Kubilay'a üzülüyorum.
Hani sahada belli, güvensizliği belli, hata yapmaktan korkuyor. Haklı çünkü. Şimdi bunu onun üzerinden alacak hani bir mentor desteği, bir psikolog desteği veya bir abi desteği. Orada bir takımın içinde işte sportif direktör olabilir, başkanı olabilir, hocası olabilir. Hani bunu onun üzerinden alıp paratoner görev görecek birileri gerekiyor. Yoksa da bunları kendileri futbolcuların yapmaları gerekiyor ama maalesef zor. Yani, alışık olmadıkları bir durum olduğu için bilmiyorlar. Evet. Ya bizde şöyle formayı giy, sahaya çık, her şey bitiyor gibi algılıyor o çocuklarımız. Evet. Ama öyle olmadığını işte o tezahüratla ya da o yanlış işlerle ya da edilen küfürlerle anlıyorlar. Ama Mustafa'nın dediği gibi hala kendileri bir çözüm üretmiyorlar. Evet, hocam evet. Şu var mesela Kubilay ile ilgili şunu söyleyeyim. Kubilay'ı biz kendimiz mahvettik. Futbolculuğunu beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama altyapıda 10 tane gol attı, 15 tane gol attı diye çocuğa hiçbir eğitim vermeden üst yapıya gönderdiniz ve bu çocuk sürekli onun sıkıntısını yaşadı. Hepsi için öyle değil mi? Hepsi için öyle değil mi? Öyle. Furkan'ı Bataca yaptınız, yolladınız. Haksızsam haksızsın de. Öyle. Şimdi Emirhan büyük futbolcu diyorsunuz. Onun aldı büyük futbolcu olmak, bak bir daha Bursaspor formasını giyip sahaya çıkmak değil. Evet. Sahada icraat yapmak. Yani o çocuklar böyle yok oluyor. Tabii. Belki Kubilay Doğan futbolcuyum zannetti kendini. Gelişimini tamamlamadı. Tabii. Halde de belki ilk çıktığı günkü hallerini görsek şimdi aynı. Sadece oynadığı sürelerde biraz fazlalık var. Yani bilemiyorum ama böyle oluyor maalesef. Yani biz altyapımızda çok övünürken Mustafa'nın dediğinde %100 her yerde de söyleyeyim. Sadece tesadüfen altyapıdan oyun çıkarıyoruz. Bak öyle. Bunu kimse unutmasın. Bunu kimse unutmasın. Ben 5 yıl gibi bir süre Altın Ordu'yu da olduğu için Erce orada nasıl yapıldığını biliyorum işlerin. Hmm. Burada öyle bir şey yapılmıyor. Burada oyuncunun bir yeteneği var, yukarıda da Allah var. O sırada da lazım çıkıyorsun. Şimdi bak, bir de bir şey daha var. Ben Oyak Renault'dan Bursaspor'a gelmiş bir oyuncuyum. Yani Bursaspor altyapısından yetişmiş. Ben Oyak Renault'dan Bursaspor'un profesyonel takımına imza attım. Şimdi o dönemden beri hani altyapılarla haşır neşirim ki yaptığım işle de alakalı çok takibindeyim. Şimdi o dönem bu dönem arada var 20 seneden fazla, 25 sene falan belki, 18, 27 sene var. 27 senedir her sene ben şunu duyuyorum. Proje takım, işte Barcelona modeli, Ajax modeli, Dortmund modeli falan filan. Hiçbir şey değişmedi. 27 sene diyorum ya. Hiçbir şey değişmedi. Sonra zihniyet değişmedi mi? Aynen. Anlayış değişmedi hiçbir mi? Hiçbir sistem kurulmadı. Yani sen her sene altyapıda değişiklik yap. Bırak altyapı koordinatörü onu bunu. Sen bir kere kendine bir yöntem. Ben de ki Mustafa... Bir anayasam olması lazım altyapında. Bu yok. Yani. Bu yok. Yani kulüpte yani, öyle bir anayasamız yok. Bir de inandı. Sonra üst taraf değişiyor. Alt taraf da değişiyor. Ya böyle bir sistem yok. Ya bırak üst değişsin. Altta işleyiş devam etsin abi. Tabii. Altta işleyiş devam ederse, süreklilik olursa bir şey olur. Her sene ayrı bir adam, her sene ayrı bir anlayış. Her sene tabii, Mustafa'yı tabii. Getirdiğinde futbol görüşü farklı. Benimki farklı belki. Oradaki futbol görüşünü hep beraber sabit tutup o çalışmaya devam et. Mustafa'yla da, Eser'le de, Beyto'yla da. Onun dışında tabii. Olmuyor abi. İşte olmadığını da görüyoruz. Sonra kızıyorlar. Altyapımız sağlam değil. Kimse kusura bakmasın. Değil. Altyapıdan gelecek adam şakkadan oynayacak. Altyapının sağlamlığı Bursa'da şudur. Ben bunu her yerde söylüyorum. Bursa'nın inanılmaz bir madeni var. İnanılmaz. Yani doğu kültürü var. Balkan kültürü var, kendi Bursa yerlimiz var. İşte özellikle Muş tarafından çok fazla göç almış bir şehiriz. İşte Artvin'den çok göç almış, Erzurum'dan çok göç almış bir şehiriz. Öyle bir harman var ki burada. Ben bugün çıkayım Bursa'dan bir tane çalışma yapayım. Bir sene içinde öyle bir takım kurarım ki herkes ağzı açık ya bunlar Bursa'dan olmuşlar. Ama biz hala dışarıya bakıyoruz. Hani dönüp de şurayı projektörleri buraya alta çevirip yani burada neler var? Araba yatağından kim çıkıyor? Mustafa Gönden'den kim çıkıyor? Karaman'dan işte oradan buraya kim çıkıyor? Yapılmıyor. Var ama dışarıdan çevirenler var. Buradan tutup alıyorlar tabii, senin elinden tabii. Ve oynatıyorlar. Tabii işte ve parayla satıyorlar. Ravil nereden geldi? Beni iki hafta önce Mehmet Başkan'la görüştük. Altın Ordu'nun başkanıyla. Çok da severiz. Arada böyle telefonlaşırız, sohbet ederiz. Bana dedi ki oyuncu göndermiyorsun bana dedi. Görelim dedi. Yani Mustafa Gönden Profesyonel Futbol Akademi'nin oyuncularını görelim dedi Altın Ordu'da. Dedim başkan yani önce dedim bizim burada bir yapacaklarımız var. Buradan dedim çıkanları güvendiklerimi de Bursaspor var dedi senden önce. Ya sen zaten hep aynısın diyor. Yani bize diyor şey yapmazsın.
Onlar burayı takip ediyorlar arkadaşlar. Sadece onlar değil, Gençler Birliği, bu her yer, Gaziantep. Yalnız orada şöyle bir sistem var. Bizde senden aldığı oyuncuyu ya da işte Yavuz Selim'den aldığı oyuncuyu U15'te, U16'da şampiyon olmak için kullanıyoruz. Aynen biz. Öyle. Bizim öyle aynen bir sıkıntımız öyle var. Onun öyle bir sıkıntısı yok. O diyor ki bana 17-18 yaşında Altınor'da oynamıyorsa ben ne yapayım U18'i diyor adam. Tabii. Şimdi mantık olarak haklı. U21 takım, U21 diye bir takım yok. Öyle bir sistem yok. Geç onu ya. Söylüyor işte adam Gladbach'ta 17 yaşında oynuyor. Mil takımda 20 yaşında oynuyor. Şimdi kusura bakma, o zaman yarışmayı boş vereceğiz altta biz. Tabii yetiştirici olacağız. Yetiştireceğiz ve aşağıdakilerden hesap soracağız. Yolla bu sene 3 tane adama ihtiyacım var benim. Kanat oyuncum yok benim, kanat oyuncum. Ya. Kubilay'la kanat oynuyorum. Ben Bursaspor'da Mustafa'nın dediği gibi buradaki amatör takımlardan, Ballıgi takımlarından, akademilerden bir tane sol ön oyuncusu bulamıyorsam bende bir sıkıntı var demektir evet. Ya. Böyle yani bu. Kimse de kusura bakmasın. Öyle. Hocam çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Vallahi biz teşekkür ederiz. Aslında her zaman bekleriz. Çok uzun konuşulur ama. Bugün bu kadar. Teşekkür ederim. Hocam ağzına sağlık. Biz teşekkür ederiz. Sağ ol. Berkaç'tan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.